Merhaba arkadaşlar. Set 66 birinci soru. ABCD dörtgen. BC uzunluğu AB'nin iki katına eşitmiş ve 4 santimetreymiş. AD uzunluğu 7 santimetre. Açılar 60'ar derece verilmiş. CD uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar şu AB doğru parçasını hiçbir kırılma olmayacak şekilde yani doğrusal olarak karşıya doğru uzatırsam şu açım kaç derece olur? 60 derece olur. Bunu neden yaptık? Şuraya da H diyelim. Çünkü bunu uzattığımda bakın bir eşkenar üçgen verdi bize. Eşkenar üçgenin neydi? Bütün iç açıları eşit. 60'ar derece. Ve bütün kenarları da neydi? Eşitti arkadaşlar. CB uzunluğu 4 santimetre ise o zaman HB uzunluğu da 4 santimetre olmalı. HA'ya ne kaldı? 2 santimetre kaldı. Şurası da 4 santimetre olur arkadaşlar. Yani HC uzunluğu. Şuraya da X diyelim. Şimdi X'i bulursak soru biter. Şimdi şurada bakın şu açı 120 derecedir. İsterseniz burada kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Ama kosinüs teoremi yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Şöyle kosinüs teoremini de gösterebiliriz. Şuradan bir dikme indirsem. Bakın ne oluşturdum? 30, 60, 90 üçgenini oluşturdum. 90'ın karşısı 2 birimse 30'un karşısı bunun yarısı yani 1 birimdi. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıydı. Şu LDA üçgeninde Pisagor yapalım. X artı 1'in parantez karesi eşitmiş kök 3'ün karesi pardon yanlış yazdık Pisagor'u. X artı 1'in parantez karesi artı yani dik kenarların kareleri toplamı eşitmiş 2 kök 7'nin parantez karesine. Ne yaptı arkadaşlar burada? Bakın x artı 1'in karesi eşittir. Şu 3'ü karşıya atacağım. Şurası ne yaptı? 7 kere 4 28. 3 çıktı. 25. Buradan x ne gelir? 4 olarak gelir arkadaşlar. O zaman HD uzunluğu 4 birimmiş. 4 ile 4 topladım. 8. Şu kosinüs teoremini de bir göstereyim. Bakın şurası 120 derece. O zaman ne diyordu kosinüs teoremi? 2 kök 7'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı x çarpı cos 120. Cos 120 eksi cos 60'a eşittir arkadaşlar. Şu eksiyle şu eksi artıya dönüştü. Buradan devam ederseniz ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem elde edersiniz. Buradan da cevabınız yine 4 olarak çıkar. Yani x'i 4 olarak bulursunuz. Cevap D şıkkı olur arkadaşlar. İkinci soru. ABC eşkenar üçgen biçimindeki kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renklidir. Bu kartonun ABB köşeleri AB üzerindeki D noktasında birleşecek biçimde katlanmıştır. EC uzunluğu 4 santimetre, CL uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre çevre ABC kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar katlama sorularında katlanmış şeklin üstüne orijinal olanı muhakkak çiziyorsunuz. Bakın şuradan şu üçgenin ilk halini çizelim. Bunu çizmeden soruya başlarsanız problem yaşarsınız. Bir yerde tıkanır arkadaşlar. Şimdi bakın ABC eşkenar üçgense şu açım 60 derece. Şuna doğru katladığım için şu doğru boyunca şurası dik. Şurası ne olacak? 30 derece. Aynı şekilde katladığımda bakın şu iki üçgen eş üçgenler olur arkadaşlar. Dolayısıyla şuralara da hemen ne yazıyorum? Şurası 60 derece. Şurası 30 derece. Bakın şu da aynı şekilde 60 derece. Şimdi baktığınızda şu doğruyla ED doğrusuyla şu bizim çizdiğimiz CK demeyelim. CM doğrusu birbirine paraleldir. Bakın yöndeş açı var. O zaman şu uzunluk 6 santimetre ise burası da 6 santimetre. Şurayı dolduralım yine. Şurası 30 derece. Şurası 30 derece. Şurası 60 derece. Burası 4 ise şu uzunlukta 4 santimetre olmalı. Şimdi açtığımda şurası ne olacak o zaman? 6 ise açtım. Burası 6 santimetre olmalı. ABC eşkenar üçgendi. O zaman AB uzunluğu 10 santimetre ise bütün kenarlarda 10'ar santimetredir. Dolayısıyla 10 çarpı 3'ten 30 santimetre doğru cevabımız olur arkadaşlar. B şıkkı. Üçüncü soru. Ali deneme sınavında baskı hatası olan bir soru ile karşılaşıyor ve kırmızı ile verilen doğru parçasının bir ucunun D olduğunu biliyor. Ali D noktasını AC üzerinde seçip yanda verilen bilgileri kullanarak işlem hatası yapmadan soruyu çözüyor. Daha sonra cevap anahtarını kontrol ettiğinde bulduğu sonucun yanlış olduğunu görmüştür.
Cevap anahtarı yanlış olmadığına göre Ali'nin bulduğu cevap ile sorunun doğru cevabı arasındaki fark kaçtır? Bakın arkadaşlar, şurada bir C noktası alalım. Şu eşkenar üçgeni bir oluşturalım bakın. Şurası C noktası. Şimdi Ali D noktasını AC üzerinde seçmiş. O zaman şurası D noktası olsun. Bu arada DC uzunluğu ne verilmiş? 8 santimetre verilmiş. Bu eşkenar üçgen olduğu için şurası 60 derece, şurası 30 derece. Şimdi bakın, 90'ın karşısı 8'i, 30'un karşısı 4. Şurası ne olur o zaman DA uzunluğu? Eşkenar üçgen olduğu için x eksi 8 birim olmalı ki arkadaşlar, şu kenarda x birim olsun, şu kenarda x birim olsun. O zaman DA uzunluğu ne verilmiş? 13 birim verilmiş. İlk durumda Ali'nin yaptığı çözüme göre x eksi 8 eşittir 13'ten x eşittir 21 bulundu. Bu ilk çözüm. Ama D noktası burada değilmiş. Yani D noktasını nerede alacağız? Şurada alacağız. Bu 21 kenarda dursun. Şöyle yazalım. Şurayı temizliyorum. Tamam. Şimdi ikinci duruma göre çözüm yapalım. Yine şu üçgeni devam ettirdim yukarıya doğru. C noktası. Şurası 90 derece. Bu sefer D noktasını nerede alıyoruz? Burada alıyoruz. Bakın CD neymiş? 8 santimetreymiş, yazdım. E bu eşkenar üçgen olduğu için 60 derece, şurası 30 derece, şurası 60, şurası 60 diyelim. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı neydi arkadaşlar? 2 katından 16 santimetreydi. O zaman şurası x eksi 16, şurası x eksi 8 santimetre olur. Şuradan dikmeyi indirdim aşağıya doğru. Şurası 30. 90'ın karşısı x eksi 8 ise 30'un karşısı x eksi 8 bölü 2. 60'ın karşısı x eksi 8 bölü 2. Bunun kök 3 katı diyebilirim arkadaşlar. Şimdi şuraya ne kaldı o zaman? Şuraya da x artı 8 bölü 2 kaldı. Bizden AD uzunluğunu bize ne vermiş? Şu A ile D arası neymiş arkadaşlar? 13 santimetre miymiş? Şurada Pisagor yazacağım. Birazcık uzun olacak ama yazalım. Hipotenüsün karesi, yani 169 eşitmiş. Şu dik kenarların kareleri toplamı yapmam lazım. Şunu gördüğüm yere x bölü 2 artı 4 yazsam daha rahat edeceğim gibi. Yani x kare bölü 4, birincinin karesi. Ya da şöyle şunu bir yazayım ben de. Ne yaptı burası? X bölü 2 artı 4'ün parantez karesi artı diğer ifadem ne? X kök 3 bölü 2 eksi artı değil eksi 4 kök 3'ün karesi. Şimdi açalım. X kare bölü 4 artı 4x artı 16 eşittir. Pardon, art devam, özür dilerim. Artı 3x kare bölü 4. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından ne gelecek? Eksi 12x artı 48. Bu 169'a eşitmiş arkadaşlar. Şimdi şu tarafı düzenleyecek olursak, bakın x kare bölü 4, 3x kare bölü 4 daha x kare yaptı. Eksi 8x artı 64 eşittir 169. 64'ü attım karşıya. Ne yaptı? Hatta hepsini bir tarafa toplayalım. X kare eksi 8x eksi 105 eşittir 0. 15'e 7 ayrılır ama eksi 15'e artı 7 arkadaşlar. Çapraz çarpıp toplayınca ortayı vermeliydi. Buradan ne gelir? X'ye 15'tir. Ya da x nedir? Eksi 7'dir. Uzunluk negatif olamayacağı için x'e 15 bulduk. İlk durumda neydi? 21'di. İkinci durumda 15. 21'den 15'i çıkartın. 6 doğru cevabımız olur. Yani C şıkkı arkadaşlar.